Bir ben sen dün hani kayınvalideme araba sattırdım, ev aldırdım falan demiştin ya. Şu konudan bahsetsene, biraz havamız değişsin ya. Aysun'cum gene konuyu yanlış anladınız. Ben gene kaynanama bir şey aldıramadım. 2001 model külüstür arabasıyla ev mi alınır Allah aşkına? Ben takılarımı sattım, birikimimi koydum. Eşim koydu. Ama onun... kadın dedi ya, ben arabamı sattım, ev almalarına yardım etti. O evin çelik kapısını aldı. Aa, gelinin ne diyor, bak bak. 2001 yılının arabasını sattı da diyor, külüstür arabasını diyor. Onu konuşuyor hala diyor. Külüstür diyor. Hayır, bacım. Hayır, hiç külüstür değildi arabam. Ha, tepki bu. Hiç külüstür değildi yani. Ama külüstür diyor bak. Ne kadar acı değil mi? Herhalde. Sen bak, yokluktan düğün yapasın diye, ona bilezik alasın diye satıyorsun, o külüstür diyor. Evin nerede? Kaç odalı, biraz bize anlatsana evini, çok merak ettim. Ezgi, evim çok güzel, ormanın içinde, kuş uçmaz, kervan geçmez. Kayınvalidemden uzak. Kayınvalidemden uzak, o yüzden de gelemiyor zaten. Bir ben görüntüleri var mı? Var, hadi. Ay, izleyelim mi? Kayınvalidesi gelmesin diye uzak. Yönetmenim, evimi bir gösterelim mi? Selamlar herkese. Burası köy evimiz. Verandada benim çok sevdiğim bir eşyam var. Güzellik koltuğum. Sabahları iyi enerjilerimi toplamak için bu koltuğa otururum. Gelen kimseyi bu koltuğa oturtmam. Evin her yerinde sadece benim oturabildiğim alanlar kelebekli şekilde. Burası benim salonum. Size kaynanamın eski koltuklarını göstermek istiyorum. Programdan kazandıklarımla kendime yeni bir koltuk takımı alacağım. Çünkü kaynanam eskitmiş. Bana da eskiler kalmış. Kelebekli koltuğum ve muhteşem orman manzaramla kahvelerimi burada yudumluyorum. Mutfağım renkli çünkü ben de çok renkli bir kişiliğim. Burada da güzel akşam yemeklerimizi yiyoruz. Size Eren'in bardak takıntısıyla ilgili olan durumu göstereceğim şimdi. Gitmiş nereye koymuş bardağı, bakın burada. Kimse alamasın diye bardağı en tepeye kendine saklamış. Böyle huyları annesinden göre göre ediniyor işte. Burası benim yatak odam. Ütü yapmaktan nefret ederim. Sallamasyon bir şekilde bu ütüde ütülüyorum. En sevdiğim peluşlarım var. Onları yanımdan ayıramam. Gece onlar olmadan uyuyamam. Burada Eren ve ben varız. Sağdaki ben, soldaki Eren. Deseler ki bir ben evinde en sevdiğin yer neresi diye, ben size direkt banyomu söylerim. Çünkü neden? Burada hiç kimse karışmadan ben kendi zevkime göre burayı döşeyebildim. Kayınvalidem bunu hiç almamı istemedi. Ben ona rağmen aldırdım bunu. Yani buraya karıştırtmadım. Karıştırtmadığım yer ne kadar güzel görüyorsunuz. Geldik aslan kuşumun odasına. Öyle çekmeceli bir komodinimiz var. Üstünde de aslan ve anası bir ben var. Yavru kuşumla ben. Aa! Vallahi çocuk parkına dönmüş ev. Vallahi İlknur Hanımcığım, geliniz koltuktan bahsediyor. Kaynanamın eski koltukları, doğru mu anladım? Benim yani kullandığım oğlumun bekar evindeki kullandığı koltuklar. Gayet de güzel. Hayır, onlar... yani güzelliğinden, çirkinliğinden değil. Beğenmiyorsa madem öyle hanımefendi... Yani 7 tane kına gecesi kıyafeti alacağına bir takım koltuk alsaydı onun aynen yerine. Öyle, aynen. Neler alınmazdı öyle o paraya. Birbencim, bir şey soracağım sana. Dedin ki kayınvalidem kullanmış eskitmiş evet. Koltukları bana verdi diye. Evet. Şimdi kullanılan bir şey mantık olarak zaten eskiyecek hayatım. Kadın sana o eşyaları da vermeyebilirdi. Hiçbir şeyin de olmayabilirdi. Yani teşekkür etmek yerine işte o eskitmişler, bana öyle göndermişler demek çok ayıp geliyor bana. Nurcuğum, o anda kendi evinde daha yeni bir oturma grubu vardı diyebilirdi. Sen yeni gelinsin, yeni koltuklarda otur. Ben evlenirken evini baştan kendi düzdü ya. Hayatım. Ben evleniyorum, benim düğünüm oluyor. Koltuk takımı aldı, yatak odası takımı aldı, yemek masası aldı. Bunlar gerçek. Zaten onun evinin görüntüleri varsa benden daha yeni eşyaları var. Altın kemer, araba, şunu bunu isteyene kadar keşke böyle evinin içini zevkine göre döşeseymişsin yani. Ezgi, ben her şeyi istiyorum. Sorun alınmam. Ama ben sen işte her şeyi bir şey soracağım. Ya. Ne mana ben evlenirken yeni mobilya alınması? Birbencim, kayınvaliden zaten senin için birçok şey yapmış. O yüzden senin eski eşyaları kullanman çok normal. Ama ben kullanamam çünkü henüz hiçbir şey yapılmadı. Duydunuz mu bir beni? Evet. Siz kullandığınız eşyaları ona vermişsiniz. Kendinize sıfır eşya almışsınız.
Doğru mu? O evlenmeden bir iki ay önce aldım ben kendi eşyalarımı. Geline vereceğim diye. Hayır. Zaten çocuğum o eşyaları kullanıyordu bekar evinde. Ben kendime düğünden birkaç ay önce eşya aldım. Evet. O eşyaları da kendi ilk önce dedi ki tamam dedi ben bunlarda oturabilirim dedi. Çünkü masrafımız çok olduğu için iki yerde iki düğün, takılar. Sen orada haklısın. Ev yaptık. Öyle olduğu için eşya almaya fırsatımız olmadı. Alsaydın Ürtenci. Bütçemiz de kalmadı daha doğrusu. Ya şimdi yeni gelin senin oğlunun bekar evi eşyalarını niye kullansın? Kendine eşya alacağına gelinini alsaydın. Pardon da o zaman bir yerde düğünü yapmasaydı, istemeseydi, evet, nikah istemeseydi. Hayır bu bir şey ben olamaz. Ben de onunla alsaydım. Hayır. Nurten'cim ben sana o konuşmana karşıyım. Neden? 7 tane kıyafet alacağına, süsüne püsüne 10 tane takım koltuk alabilirdi. Niye kaynanası alsın ki? Dün o kıyafetleri eleştirdik. Kıyafetleri kendi almış. Parasını kendi beğenmiş. Vermez. Ama bir geline yeni eşya almadık mı ben arkadaşlar? Ben de almam. O kadar masraf müsriflik yapıyorsa oğlum alma. Oğlum eskileriyle bekar ev eşyalarıyla oturur mu gelin? Nurten'cim ev yapmış. Ama ev yapmış. Hayat müşterek bence. Yani. Ben evi ona yaptıysam. Evi yapmış. Düğününü yaptıysam iki yerde eşyasını istediği gibi alacaksın. Eşyalarını da kendileri alacak o zaman. Hayır katılmıyorum. Yatak odasını bir tane düğün gelin yapsaydı. Reyhancığım. Bizde de öyle. Evet. Yatak odasını gelin alır. Tamam. Geri kalan mutfak eşyasını gelin alır, oturma takımını falan da damat alır yani kayınvalide, kayınpeder alır. Tamam. Hiç değilse bir yeni koltuk takımı alsaydın. İnat etti belki. Çünkü kendinin çeyizi bile yoktu doğru düzgün. Gördün çeyizi mü? Bile yoktu yani. Yatak odasını almadı mı bir ben? Hayır almadı. Al işte. Elbise almış. Çeyizi bile yoktu ama yani. Ama kayınvalideye laf söylemeye gelince biliyorlar dil pabuç gibi evet, maşallah. O bundan beklemiş, bu ondan beklemiş. Kolay gelsin hanımlar. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor bakayım? İyiyiz. Sizin belayınız. Ay bu ne bir ben. Aslı Hanım benim burada bir tane dostum yokmuş. Ben de dedim ki bundan sonra tek bir dostum var. O da benim kendim. O da benim karton etim dedim ve aldım geldim. Artık çayımı kahvemi onunla içeceğim. Yemekleri anlatıyorum. Bana akıl yani. Veriyor. Diyor kızartma yaparsam ya ben koyarım falan. Biz iyi anlaştık şimdiden. Ne güzel. Onlara gerek duymuyorum çok artık. Çok iyi yapmışsın valla. Bu hayatta gerçekten dost bulmak çok hiç zor. De kolay değil. Çok zor hanımlar. Valla böyle dost mos demiş ki güzel olmuş bu arada. Taçlı başlı halin. İnsanın en iyi dostu kendidir. Dün bunu çok iyi anladım. Karton etimi de aldım geldim. Bundan sonra benim tek dostum kendimim. Hiç kimseye de ihtiyacım yok. Yine ben bir soruyla geldim. Kızlar. Neymiş? Evet. Bakalım. Şimdi sorumuz şu. Hepiniz dinleyin, hepinize soracağım. Ama onun öncesinde perdeyi bir kapatalım. Evet hanımlar, şimdi sorum geliyor. Hı-hı. Kocanızın arabasına bindiniz. Evet. Ama bindin yanına oturdun. Bu arada arabada yok ama. Tamam, benzin istasyonunda falan neyse. Açtınız torpidoyu. Bir baktınız bir kutu. Ay dediniz merak ettiniz. Bu arada ne evlilik yıl dönümünüz, ne doğum gününüz, ne işte yılbaşı, ne sevgililer günü, hiç özel bir gün yok önünüzde. Hı. Bir açtınız kutuyu, içinde tek taş var. Oo. Torpidolu ve sizin haberiniz yok bundan. Özel bir gün de değil. Heh. Bir ben önce sana sormak istiyorum. Ne yaparsın? Ay derim ki bana yüzük almış. Belki arkasından o zamanında alamadığı bilezikleri falan da alır. Hiç kötü düşünmem. Hatalarını telafi etmeye çalışıyor derim. Onun gününü bekliyor derim böyle. Hı, yani kendini alındığını düşünürsün. Tabii. Başka bir şey aklından geçmez mi? Yok geçmez. Ama işte bir 5 gün bekledikten sonra kutu gelmiyorsa o zaman... Beş. Gerçekten özel dedektif beş. Falan tutup onu takip ettirebilir. Vay be. Yani İlknur Hanım hakikaten benim aklım almıyor. Hem diyorsun ki evini yaptırdım bilmem ne yaptım eşyaya para kalmadı. Ama sen eşyanı yeniliyorsun. E ne oldu şimdi? Madem yoksa sen nasıl eşyanı yeniliyorsun? Yeni geline evde aldıysan ne mutlu. Ama yeni eşya alır yapmayın. Yapmayın gerçekçi olun. Ya her şeyi ben mi yapacağım ya?
Kendi anne babası da yapsın. Ya o da yapsın. Benim bütçem da... bu kadar, onu yaptım. Kendi annesi babası da eşyalarını haklı, alsaydı. Haklı, çeyiz verseydi. Çeyizini alsaydı. Her şeyi ben yapamam. Bak onu da onun ailesi yapması lazım. Nasıl diyoruz, nişanı kız tarafı yapar. Yatak odasını kız tarafı getirir. Mutfak eşyalarını kız tarafı. Onun da, onların da onu yapması vallahi lazım. Vallahi İknur Hanımcığım gerçekten doğru. Doğrusunu yapmışsınız. Bu nedir ya? Ben de katılıyorum. Yani sana. Ben üstüme düşeni yapayım tamam. Ben enayi miyim? Hayır, bir de şu var. Böyle bir şey var mı? Güldenur, bir de şu var. Senin gelinin 7 tane elbise çok, bir tane 85 bin liradan aldı mı hiç? Alsa almadı. Ben de yapma. Hiçbir şey. Onu giymeyi biliyor da. Bak, bir gram çeyiz getirin. Anlatamıyorum. Ben kayınvalide olarak, damat annesi babası olarak biz üstümüze düşeni yapalım. Onlar yapar yapmaz onlara kalmış. Bak şimdi de gelinin gelir burada böyle milyonların önünde sergiler, der ki bunlar eski eşyalar. Kayınvalidem de eşya yeniler yedi der. İstediği kadar sergilesin. Vallahi umurunda değil zaten. Vallahi eşyalarım yeni, bir yıllık eşyalarım. O eşyalar bir yıllık, gayet de yeni. Onları hiç sen kullansaydın. Değil. Hiç eski değil. Gayet onları güzel. Sen kullansaydın. Güzel koltuk. Nurten Hanımcığım ama gördünüz. Olmaz. Pırıl pırıl. Yani hiç de olmaz. Eski koltuk değil. Neyse o zaman kendi kullansın, yenileri gelini alsın. Nur, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Peki sen ne yaparsın? Senin haberin yok, özel bir gün değil. Tepkin ne olur? Ay, sıcak geldi şu anda. Ay uyuyamam gece. Yani bana gelene kadar o acaba'dan kendi kendimi yer bitiririm. Ben ya. Dedektif tutmam, dedektif olurum herhalde. E direkt sormaz mısın ya? Ya sormam çünkü sorarsam, aa evet aşkım sanaydı der. Yani aslında ondan hiçbir şüphem yok ama... İşte erkeklere çok böyle şey yapamıyorum, güvenemiyorum tam. %100 olmuyor. Aysu, sana geliyorum, düşün. Sana soruyorum aynısını. Şimdi sen Aysu, ben de Çağrı'yım. Tamam. Bunu yaptık ya. Neyse geldim, ay Aysu beklettim seni falan dedim tam ya. Bir lavaboya girdim istasyonda. Çalıştırdım gidiyordum. Şey ya ben... Ya efendim şey... hayatım. Torpidoyu açacaktım. Niye açıyorsun ki torpidoyu sen Aysun? Ya senin sürprizini mi böldüm ben yoksa? Bir dakika sağa çekeyim. Sağa çektim. Bu ne? Aysun, bana mı aldın? Yani iki dakika arabada seni bıraktım. Yine her yeri karıştırdın mı karıcığım ya? Ama çok güzelliğim ya. Teşekkür ederim aşkım. Onun benimle bir ilgisi yok. Gerçekten mi? Evet, seninle de ilgisi yok doğal olarak. Aa ben bana aldın zannettim. Yok hayatım ya. Ya niye arabamı karıştırıyorsun hayatım? Bizim Hüseyin yok mu ya? Hüseyin, aa. Hüseyin sevgilisine evlenme teklif edecekmiş. Torpidoda duruyordu o. Ya, sen niye şey yapıyorsun, ay, karıştırıyorsun? Kusura bakma bir saniye, çok özür dilerim. Tık geri koyarım o zaman. Sen İnandım. De, şimdi ben Aslı abla. Aysun sen bunu yiyecek kız mısın? Ama ben sonsuz güveniyorum ya. Güveniyor musun? Çok. Nişanlı gelinin var. Daha iyi anlarsın evet, diye söylüyorum. Evet. Nur sence eski eşya kabul eder mi? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben bak lafımın arkasındayım. Bak gülmeye başladı İstediği bile. İstediği kadar gülsün. Ben bir ev yapabilirsem, Allah nasip kısmet ederse görün de bak eşya alıyor muyum, düğün yapıyor muyum, yapmıyor muyum görürsünüz. Neredeydi benim şeyim ya? Aa bu ne? Allah Allah ya. Pek bir şey de almaz. Allah Allah. Özel günde değil. Ne acaba? Neyse çaktırmayayım da bir dursun şurada bakayım derim. Arada kocan geliyor. Tamam kardeş sağ ol. Camları da mı sildin, al bahşişini? Ben bir hafta kadar bir beklerim. Bir hafta. Evet beklerim. Bir hafta kadar bir ne beklerim. Ya, bir ya. Dururum bakarım hani geliyor mu. Çünkü özel gün değil, sabırlı bir şey ama. Değil. Anladık biz onu zaten. Hani, direkt suçlamak istemem. Güvenirim ama her şey insanlar için biliyorsunuz. Yani. O yüzden bir dururum, bir beklerim. Bakarım gelen giden bir şey yok. Ondan sonra hemen sonra direkt hesabını sorarım hesabını nedir diye. 8. gün. Evet. Ya 8. gün hesabını sorarım dedi Ezgi. Evet. Ufa sor Ufa. Tamam 8 gün geçti. Sor Ufa. Ya hayatım ben senin arabanın bölmesinde bir kutu gördüm. Merakımdan açtım baktım. Ya. Ezgi şimdi, inanmıyorum sana nedir ya. Nedir o? Ya Ezgi anneme aldım ben onu. Annene yüzük aldı. Evet anneme yüzük aldım. Biraz karısına, annem yüzük sever. Tamam karısına yüzük almayan adam annesine yüzük aldı. Alamaz mıyım ben Ezgi? Alabilirsin anneme ama. Anneme yüzük alamaz önce mıyım? Önce bana al sonra annene al. Hayır önce annem.
Önce annem Ezgi, var mı itirazın? Var itirazım. Aa! Annene bir, bana beş. Ezgi, seni tanıyamıyorum. Ne oldu Ezgi sana? Böyle oldum. Ay değişti Ezgi. Güldenur Hanım, sen hafızanı mı kaybettin? Ya geçenlerde kız sen 1+1 eski ev veriyorsun diye burada ayılıp bayılmadı mı? O eski şimdi bir... nasıl diyorsun ki ister istesin ister istemesin? Hayır hayır öyle değil. Ne? Ben bir arsa alıp da üstüne yeni bina dikmeyi düşünüyorum. Dedim ya, ama aile sonra apartmanı. Kızınla beraber eski bir tane eve koyacaksınız ya onu. Hayır. Unuttun mu? Hayır. Şapkayı takınca hafızayı mı kaybettin? Hafızayı kaybetmedim, sen anlamak mı istemiyorsun? Ben böyle doğru konuşunca da Nurten çok konuşuyor oluyor. Nurten'cim sen niye yanlış anlıyorsun? Niye yanlış algılıyorsun? Barıştırdılar ya burada. Güldenur Hanım, senin gelinin bir kere öyle bir geline benzemiyor. Hani kafamı eğeyim, boyun eğeyim, kaynanam almazsa da olur diyen bir tip değil. Vallahi Reyhan'cığım. Seni ağlatır ağlatır. Sen fazla dolduruşa gelme. Emin, ne dolduruşu ya? Emin gözüm ol. Görüyor. Ben yaptığım zaman resimleri size gönderir. Gönder. Ha. Sesle ola gönder. Ki de, ses kaydını gönder. Bir dakika, ola ki de senin dediğini uygularsa... He. O zaman herkes yollarını ayırır. Nasıl aa, ayıracak? Baya. Aa, baya. Gidip gelme. O seni evine koymaz. Evine koymaktan bahsetmiyorum. Yüzüne. Gelme o zaman derim. Komple herkes yollarını ayırır şekerim. Sen anlamadın sen galiba. Sen de Reyhan Hanım gibi mi diyorsun? Kapının önüne koyarım mı diyorsun? Onunla mı ayırırsın? Aynen öyle. Ben gideyim şu kayınvalidelere sorayım hadi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok güzel görünüyor. Korkarım o seni kapatacak. Merhabalar hanımlar. Hanım, buyurun hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyiyiz. Nasıl gidiyor sohbet, muhabbet? Ay gelinlerin dedikodusunu yapıyoruz. Ne yapalım? Ay ben de geldim dedikodu yapmaya. O iki lafın belini kırıyoruz. Ay iki lafın belini kırıyoruz. Kaynanayız ya, ne yapalım? Şurada dedikodu şey söyleyeceğim. Birinci vazifesi. Dedikodu insan ruhunu besleyen bir şey diyorlar. Ay çok iyiymiş. Strese bile bir. Çok iyi geliyormuş gerçekten değil mi? Vallahi. Size bir sorum var. Sor. Diyelim sizin oğlanın adı neydi? Çağrı. Çağrı arabasında bir kutunun içerisinde bir tek taş bırakmış, bir şekilde saklamış. Evliyken ve mi? Ve bunu evli yeni. Aa, bak ben sana bir şey diyeyim mi, o sürprizlere hiç kanmayın. Sürpriz yapmayan erkek daha iyidir. Öyle mi diyorsun? Benimki de öyledir. Allah Allah. Vallahi de bir sürpriz varsa altında bir bitkini vardır. Sürpriz çiçek gelirse, tek taş gelirse, bir şey gelirse altında bir şey çıkacak. Bakın şu anda çok enteresan bir yere döndü iş, evrildi. 45 yıllık sürpriz. Evliyim. Ha diyorsun ki bayram değil, seyran değil. Hani beni niye öptü enişte? Böyle bir laf mı vardı? Evet. Gerçekten bak sürprizlere kanmayın. Ay yani kocalar. Nişanlılar, sevgililer böyle durup dururken bir hediye alıyorsa bir sıkıntı. Sıkıntı. Ay yapma ya. Sıkıntı var. Yok be. Sürpriz yapmayan erkek çok ciddi. Örtbas etmek için yapıyorlar. Sürpriz yapmayan erkek çok ciddidir. Ben çok de ciddi. İlginç bir bakış ben açısı. De ciddi erkeği çok severim. Ben geçiyorum. Birazdan tamam, tadım var çok zaten. Çok teşekkür ederiz. Yalnız var ya, yemin ediyorum senin takılarına bakmaktan konuşamadım ya. Mısırlı oldum ben. Anam bu nedir ya?